Ek yerleştirmeler için müjde gelir mi? 2022 YKS ek yerleştirme kontenjanları artar mı? Merhaba arkadaşlar, eğitimin 3 dünyasına hoş geldiniz. Tercihler açıklandı ve üniversitelerin büyük çoğunluğu doldu. Artık ek yerleştirme dönemini bekliyoruz. Bu süreçte ek yerleştirme ile ilgili olarak kontenjanlar artar mı? Hangi puana göre tercih yapmamız gerekiyor ve bir kılavuz yayınlanacak mı? Bunların bilgisini vermeye çalışacağız öncelikli olarak kontenjanlar artar mı? Bu konu hakkında çok soru geliyor sizden. Kontenjanlar elbette artacaktır arkadaşlar. Fakat bu bazı bölümlerde bir olabilir, bazılarında 30 olabilir, bazılarında da 50 kontenjan artış olarak karşımıza çıkabilir. Bunu neye göre söylüyoruz? Biliyorsunuz ki tercih sürecinde herkes istediği bölümü yazmıyor. Bu bölüm bana gelmez diye yazdığı bölümler oluyor ve o bölüm gelmez dediği bölüm adaya gelebiliyor ve yerleşebiliyor. Peki bu arkadaşlarımız ne yapıyor? Kayıtlarını gerçekleştirmiyor. Kayıtlarını gerçekleştirmedikleri zaman o alanda bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Bu da kontenjan artışına sebep oluyor. Aynı şey açık öğretim fakültelerinde de geçerli. Biliyorsunuz orada da bir %100 doluluk oranı var. Eğer tercih edip de kaydını gerçekleştirmeyen arkadaşlar olursa kontenjan boşluğu oluşacaktır. Fakat hangi alanda ne kadar boşluk olacak bunu bilemiyoruz. Kontenjanların ne kadar olduğunu ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar üniversitelerde ek kontenjanlar açılır mı? Bununla ilgili bir söylenti var arkadaşlar. Bir çalışma yapıldığına dair bazı söylentiler var. Kontenjanlar artar mı? Ufak bir ihtimal var arkadaşlar. Süreci takip edeceğiz. Biliyorsunuz üniversitelerin belirli şartları var. Bu şartları karşı, karşılayan üniversitelerde belki ek kontenjan açılması söz konusu olabilir. Şimdi üniversitelerde belirli şartlar ve kuralları var dedik. Belirli metrekare, belirli öğrenci sayısı alabilme şartları var. Üniversitelere bu konularda bir serbestlik getirilirse kontenjanların artma ihtimali var. Onun için moralinizi bozmayın. Zaten hala hazırda 12 bin kontenjan var ve bu kayıt sürecinden sonra da bu kontenjan daha da artacaktır değerli arkadaşlar. Peki hangi puana göre tercih yapmalıyız? Arkadaşlar bizlerle bir kılavuz paylaşılacak. Ek yerleştirme kılavuzu. Bu kılavuzda taban puanlar olacak. Kontenjanlar paylaşılacak ve sizler ona göre tercihlerinizi yapacaksınız değerli arkadaşlar. Tekrardan moralinizi bozmayın diyoruz arkadaşlar. Yine bir şansımız var. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.